Ben Halime Gürcan. Kliniğe girdiğimde param yoktu. Elimdeki tek meziyet ebelikti. Hem sekreter hem ebe olarak çalıştım klinikte. Polis baskını yapana kadar da çalıştım. Oraya gelen genç kadınların çaresizlikle yapmak zorunda kaldıkları şeyleri hafızamdan silmem mümkün değil. Bazıları zorla getirilirdi. Bazıları o kanlı masada akla gelmeyecek kadar ağır bedeller ödemek zorunda kalırdı. Bazılarının yaşadıkları son nefesimde bile gözümün önünde olacak. Şahit olduğum canavarlıklara sessiz kaldığım için pişmanım. Ben kömürlükten sonra hiç rüya göremiyorum anne, biliyor musun? Hep bir kabus. Tüm kabuslarımda babam, o eski ev, bitmeyen dayaklar. Söz veriyorum bir tane. Bir daha hiç kabus görmeyeceksin. Söz. Biber gazı. Kendini koruman için. Bir işe yaramayacak biliyorsun değil mi? Neden bunu kendine yapıyorsun? Hayat için. Akşama kadar gelmezsen polisi aramamı bekleme. Maya Hanım size gelmiş. Tam zamanında. Reşat, ne olursun aç telefonu. Reşat lütfen. Reşat, yalvarırım aç telefonumu. Çok pişmanım. Bana bir şans ver. Reşat Bey, bir imzanızı alabilir miyim? Şu an tam anlamıyla fotoğraflıksın. Sen aklını mı kaçırdın? Bir düşünelim. Hayır, henüz değil. Umay, bunun ne anlama geldiğini biliyor musun? Elbette biliyorum. Senden hisselerini istiyorum. Hepsini, sahip olduğun her şeyi istiyorum Reşat'cığım. Yıldırım. Bunlar ne Yıldırım? Bunlar işte senin oğlunu, saygınlığımızı ve elbette soyadımızı korumak için gencecik kızı gönderdiğin yerde yapılanlar anne. Ya baba, bu canavarlık burada yazılanla. Ne bekliyordun? Neredeyse doğmak üzere olan bir çocuktan kurtulmak nasıl olacaktı anne? Ne elde edeceksin? Kendini bu acıyı yaşatarak ne elde edeceksin?
Ben de bunun cevabını almaya gidiyorum işte. Asla bu imzayı cesedimi çiğnemeden alamazsın. Mihrabat Caddesi numara. İkimiz de nereye ait olduğunu biliyoruz, değil mi? Evet. Suratına bakılırsa gayet iyi biliyoruz. Sen nereden, nasıl? Ben nasıl buldum o fareyi sakladığın deliği, değil mi? Yani delik dediysem onun rüyasında bile göremeyeceği kadar lüks bir delik. Sen beni ne zannettin Reşat'cığım? Hı? Sen o küçük metresinle birleşip ayağımı kaydırmak için parazi kiralarken ben oturup tırnaklarımı mı törpüleyecektim? Ben tutmadım. Böyle bir şey yapacağından haberim yoktu. Yemin ediyorum. İhanetin belgesi, üstüne ev tutulan metres ve çocuğunun annesine metresiyle birlikte kurulan tuzak. Sen hayatı kendine gittikçe zorlaştırıyorsun. Vay. Bunu Lebriz'e açıklayamam. Hisseleri Lebriz'e açıklayamam. Bugün Lebriz'e hisseleri açıklayamazsın. Yarın kızına ahlaksızlığını açıklarsın. Sakın. Kızımı bu işe karıştıramazsın. Bekle de gör hayatım karıştırabiliyor muyum diye. Bak Umay. Kızımı bu işe karıştırırsan karşında bambaşka bir adam bulursun. Sana yemin ederim. Hiç tanışmadığın bir adam bulursun karşında. Sakın unutma. Baba? Ne yaptın yine babama? Günaydın. Onu öldürmeye çalışıyorsun değil mi sen? Ne saçmalıyorsun yine sabah sabah sen? Ya adam daha hastaneden yeni çıktı. Sabah sabah yine adamı sinirden delirtmişsin anne. Git kahvaltı yap, açlık sana yaramıyor. Ha, bir çocuğun başına gelebilecek en kötü şeysin sen anne. Bu dünyada var olabilecek en kötü annesin sen. Gerçekten. Hayal canım ya. Babamı zerre kadar hak etmiyorsun. Sen babam gibi bir adamı zerre kadar hak etmiyorsun ya. Ben kötüyüm. Baban sütten çıkmış ak kaşık. Öyle mi? Evet. Evet öyle. Öyle çünkü babam beni hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmadı. Hiç. Uğratmadı. Randevularımı 2 saat erteleyin. Ben biraz geç geleceğim. Önemli bir işim var. Seni hiç hayal kırıklığına uğratmadı. Göreceksin sen hayal kırıklığını. Reşat Bey. Hoş geldiniz, buyurun. Ben aptal bir adam değilim. İkimiz de o sahilde karımla benim sağlık durumumu konuşmak için buluşmadığınızı biliyoruz. Ben de bunu iddia edecek kadar aptal biri değilim Reşat Bey. Güzel. O halde açıkça konuşabiliriz. Dinliyorum.
Bakın, size geçmişle ilgili bir şey söyleyemeyeceğim çünkü zaten geçmişte kaldı. İnanın bana Reşat Bey, eşinizle aramda sizin düşündüğünüz gibi bir şey asla olmadı ve olmayacak. Daha başka ne söyleyebilirim ki? Pekala. Doktor. Yardım et bana. Bu kadın beni eline geçirdi. Beni yok ediyor. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Her gün, her gün daha da bitiriyor beni. Her şeyimi alacak benden. Her şeyimi. Kızımı. Kızımı alacak. Lütfen Yıldırım. Onurumu, gururumu bir kenara bıraktım. Karşında sana yalvarmaktan çekinmiyorum. Yardım et. Bu kadından kurtulmam için ne bilmem gerekiyorsa söyle bana. Yalvarıyorum sana. Reşat Bey, ben açıkçası evliliğinizle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Aslına bakarsanız da bilmek istemiyorum. Ama inanın bana, tek önemli şey var sizin için. O da sağlığınız. Gerçekten. Sağlığınızdan daha önemli hiçbir şey yok. Şimdi izninizle gitmem gerek. Bir yere yetişeceğim. Gece bana başka türlü bakacaksın. O herife baktığın gibi bakacaksın. Yıldırım'a baktığın gibi bakacaksın bana. Kızım için. Kızım için abla. Hoş geldin. Gel içeri. Reşat yapma ne olur. Ne olursun yapma, yalvarırım. Olur yalvarırım sana, yapma. Nereye giderim ben bu evden? Lütfen bak, annemler kovulduğumu bile bilmiyor. Umay senin yaptığını biliyor. Ben yaptırdım sanıyor. Bavullarını topla. Akşam saat 10'da seni almaya geleceğim. İhtiyacın olan ne varsa verip evi kapatacağım.
Fena değil. Hiç fena değil. İyisin. İyisin, iyisin. Yüzün daha iyice. İyiyim. Geçti. Her zaman gibi. Evet Ümran Hanım. Anlat bakalım derdin ne? Kevser'le konuştuklarınızı biliyorum. Ben de dedim başımıza taş yağacak. Benim karıma ne oldu? Söyle bakalım bu uysallığını neye borçluyorsun? Kızıma. Evet tabii kızına. Her şeyimizi kızına borçluyuz. Evliliğimizi. Hatta Eşref Kayı'yı bile kızına borçluyuz değil mi? Peki. Şimdi ne borçlanacağız kızına? Ben çok düşündüm Cemal. Seninle anlaşmaya geldim. Ne anlaşması? Sen ve ben. Buradan gideceğiz. Vay, vay, vay. Senin gibi bir sefil fare için gerçek bir saray. Reşat bir şey yapmadı. Ben tuttum gazeteciyi. Boş laf bunlar. Biz oraları geçtik. Biz tam olarak Reşat'ın ayaklarına kapanıp merhamet dilediği yerdeyiz. Kocamla sonra ilgileneceğim. Sana gelirsek. Bu evin sefasını daha ne kadar süreceksiniz bilmiyorum ama bence tadını çıkar. Çünkü sizinle işin bittiğinde ne bu ev sana kalacak ne de bu üstündekiler. Beni çok hafife alıyorsun. Sen kendini gerçekten bu büyük hayallere kaptırdın ha? Yani Reşat'a yamanıp kendinden yeni bir Umay Karay yaratabileceğine inandın. Yazık sana. Cansel'cim, sen sadece bu dört duvar arasında hiç kimsenin tanımadığı ve asla tanıyamayacağı bir metresten daha fazlası olamayacaksın. Şimdi sen de o sefil kocam da hayale dua edin. Çünkü eğer kızım olmasa o iğrenç görüntülerinizle bir silleme yapardım size. Hayal için yapmıyorum. Umay Karay kutsal anne oldu şimdi de. Ay yani görmesem yıllarca o evde yanınızda yaşamamış olsam inanacağım. O kızı sen hasta ettin. Koskoca Reşat Karay'ın kızı. Bastığı yeri titretecek soyadı var arkasında. Ama senin gibi bir annesi olduğu için kömürlükten çıkma yeğenin kadar canı yok. Anası yüzünden pısırığın teki. Ya sen? Sen kime annelik masalı anlatıyorsun? Umay Hanım. Sen kime anlatıyorsun ya? Kime anlatıyorsun? Ben o evdeydim. O evdeydim ben. O evde. Ezik senin kızın. Ama ne astımı yüzünden ne de prensesliği yüzünden. Anası yüzünden ezik, anası. Sen artık kızın seni sevmiyor. Şu hayatta annesini gerçekten sevmeyen tek çocuk senin kızın. Duydum ben ya, kaç kez duydum. Kendi kulaklarımla duydum hem de. İnan bana. Senin kızının bir seçim yapma şansı olsa annesini değil babasını seçer. Sana bir şey söyleyeyim mi? Buraya gelirken öyle öfke doluydum ki. Hayal sizin ikinizi gelip burada bassa ve babasının gerçek yüzünü görse ne hoş olur diye düşündüm. Ama şu kapıyı çalıp senin o iğrenç suratını gördüğümde hayır dedim Umay. Hayır. Sen bir annesin. Şimdi benim anneliğimi o iğrenç ağzına dolayacağına, anne olduğum için sizin ipliğinizi pazara çıkarmadığım için yat kalk dua ettim. Bir çocuğun başına gelebilecek en kötü şeysin.
değilsin sen anne. Bu dünyada var olabilecek en kötü annesin sen. Kına yakacak, kına, kına. Reşat seni kapının önüne koyacak. Sen de aynı dediği gibi kimsenin tanımadığı bir evsiz bir metres olacaksın işte. Evsiz bir metres. Çok mutlu orada ama ben değilim, çok yoruldum. O yılanın aynı çatı altında olmaktan yoruldum, senin tehditlerinden yoruldum. Parayı havayı bulunca seni sattı öyle mi? Ha? Aldın değil mi boyunun ölçüsünü Ümran Hanım? Onca yıl evlat diye bağrına bastığın bir yılan yavrusuymuş değil mi? Paraya, pula, sosyetik teyzeye kavuşunca anasını görmezden geldi değil mi? Görmedi. Benden vazgeçti hayat. Gözümün önünde yılanı, zenginliği seçti. Sen bana hep kız olmasaydı biz başka olurduk diye. Ben de sana diyorum ki artık kız yok. Gidelim buralardan. Hayatı arkamda bıraktıktan sonra benim senden başka kimsem yok ki. Ne akrabam, ne arkadaşım, ne param. Ben senin paran var. Senin o yılandan aldığın para var. Şifreyi versen bile ömür boyu yetecek param var. Şifre diyorsun. Sen her şeyi ben yanında olayım diye yapmadın mı? Ben artık seninle olduktan sonra senin o şifreye bir ihtiyaç yok ki. Onunla mı uğraşacaksın? Verirsin şifreyi. Bırakırsın o yılanın yularını. Ne yaparlarsa yapsınlar. Sonra da gideriz buralardan. Sadece sen ve ben, hayat ait olduğu yerde, ben ait olduğum yerde. Hemen şimdi. Şifreyi verirsin. Biz de... Şifreyi vereceğim sana. Daha fazlasını da vereceğim. Hem şifreyi hem hazineyi vereceğim. Şimdi hazırlan. Hemen şimdi memlekete gidiyoruz. Merhaba. Şu telefonun şifresini çok acil kırdırmam lazım. Şaka mı yapıyorsunuz hanımefendi? Şaka yapıyorum. Yani şimdi böyle paldır küldür hayatla vedalaşmadan mı? Sana sosyetenin ipini verdim. Ya şimdi gideriz, onu azat ederiz. Ya da beni oyalarsın.
bir dümen çevirdiğini anlarım. Ve dümen çeviriyorsan, o sosyetenin kafasıyla bana numara yapıyorsan, hem seni, hem kız kardeşini, hem de o yaşatmam. Benim dümenle falan işim yok Cemal. Gönlüm istedi ki kızı son bir kez göreyim ama sen yok diyorsan tamam. Tamam, o zaman hemen gidelim. O zaman paraları hazırlayalım. Ha? Yola koyulalım. Ben de bir tuvalete gideyim. Bu tarafta. Başı girilecek bir şifre yok. Şimdi beni köye götürüyor. O diğer sakladığı delillerin olduğu yere. Sonra ne yapacak bilmiyorum. Ya, ya da benim için bir bahane bulman lazım. Eğer bana bir şey olursa kızı babasından saklama. Hazır mısın karıcığım? Hı? Evet. Ben hazırım. Telefonu unuttun. Yağıyor ya Rabbim, mesaj yağıyor. Popüleriz tabii. Aa, ablacık aramış. Boşver şimdi, dinleme lazım, yanık bu. Selfiler, selfiler, selfiler. Çakal tabii, sinirsin her şeyi. İşimize bakalım biz. Hayatın mı oyunu bu Cansel? Hayatın en tehlikeli oyunu. Kasıtlı yapıyor ya. Vallahi yani babamın boşanacağını biliyor. Boşanmadan ölsün diye yapıyor. Hayal, abartma istersen. Yok, yapar. Yapar, benim annemi yapar, gözünü kırpmadan yapar. Biraz fazla yüklenmiyor musun teyzeme? Ha, annemden mesaj var. Bu gece annenin kızı ol. Bana hiçbir şey sorma. Kimseye bir şey söyleme. Aşağıdaki adrese git. Babanın gerçek yüzünü gözlerinle gör. Bak şapşiye bak ya. Annen sana ne dedi? Beni arama dedi, değil mi? Anne sözü dinle bakalım.
İyi günler. Kolay gelsin. Buyurun. Halime Hanım'a bakmıştım. Niye bakmıştınız? Konuşmak istediğim özel bir konu var da. Halime anne. Bu adam sana bakıyormuş. Konuşmak istediği özel bir konu varmış. Merhaba Halime Hanım. Ne konumuz varmış beyefendi? Kimsin sen? ...1998 yılında o tarihte kapısına kilit vurulan merdiven altı klinikle ilgili bir konu. Klinik falan bilmiyorum ben. Gelin, gir içeri. Halime Hanım. Çabuk gir. Bakın lütfen çabuk anlatmama gir. İzin verin. Halime Hanım. Halime Hanım lütfen. Bakın Halime Hanım benim için çok önemli. Ne olur lütfen yardım edin. Bakın ben polis değilim. Siz de cezanızı çekmişsiniz zaten. 20 yıl önce o merdiven altı klinikte zorla kürtaj edilmiş genç bir kadının bebeği için buradayım ben. Bırak kapımı, bırak. Şimdi polis çağıracağım. Lütfen yardım edin. Kızın adı Ümmü Kara. Ümmü Kara. Bakın, sizin de hamile bir kızınız, torununuz var Halime Hanım. Eğer bir şeyi hatırlıyor biliyorsanız ne olur bana söyleyin. Lütfen söyleyin. Defol git be adam. Defol git. Polis çağıracağımı söyledim. Halime Hanım, ifadenizi okudum ben. Eğer gerçekten pişmansanız bana yardım edin ne olur. Lütfen yardım edin. Ben sadece eğer varsa çocuğumun mezarını arıyorum. O mezarı bulmak istiyorum. Bana yardım edin lütfen. Lütfen Halime Hanım. Buraya kartvizitimi bırakıyorum. Telefonum üstünde. Rica ediyorum ne olur. Ne olur yardım edin. Kapıyı yoksa çilingir çağıracağım. Bu bir telefon için bu nasıl bir ateş Umar'cığım? Eğer telefonumu karıştırdıysan. Bak 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 fırladım arkandan yetişeyim diye. Yine de yaranamıyorum sana. Şifreni mi biliyorum ya ben seni? Nasıl karıştırayım senin telefonunu ben? Yani amma abarttın sen de beni ya. Bir devlet sırrı falan yok herhalde işinde. Olsaydı sehpada bırakmazdı diye düşünüyorum ha. Bu telefonu inceleteceğim. Eğer şifreme bulaştıysan ellerimle yedireceğim. Yalnız çok popülersin tatlım. Zır zır çalıp durdu. Ablan da aradı ha. Nurhan. Şifreyi aldım. Her şeyi devre dışı bıraktı. Artık saat başı verilecek bir şifre yok. Şimdi beni köye götürüyor. O diğer sakladığı delillerin olduğu yere. Sonra ne yapacağım bilmiyorum. Ya hayatta benim için bir bahane bulman lazım. Hayır. Gel bakalım karıcığım. Ha ha.
Burada işte, işte burada. Evet. Ölüyü dirilten sosyetenin ipi burada. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yine kapalı. Anneminki de kapalı. Ne demişti ya sana telefonda? Ya bu döşeme işlemeleriyle alakalı bir sıkıntı çıkmış. İşte el işleri istediği gibi falan olmamış. Annemle beraber atölyeye gitmişler. Geç kalırlarsa da merak etmeyecekmişiz, böyle söyledi. Yüzü kızarmadan teyzemi sömürecek yine bütün gece. Ya Hayal, niye böyle yapıyorsun ya? Ya görmüyor musun, yıllar sonra abla kardeş gibiler. Yani. Ya annemin işine geldiği sürece tabii öyle. Of. Sen nereye? Ya bizim kızlarla ortaklaşa finallere çalışacaktık da çıkmam lazım yani. Sen annemler falan gelirse bana haber ver. Tamam mı? Tamam. İyi, hadi görüşürüz. Bay bay. Gel bakalım Reşat. Gel. Geldi olanlar olsun. Sen beni kapının önüne koymadan aşkımız şu dört duvardan bir kurtulsun bakalım. Hoş geldin sevgilim. Hadi acele et, hemen çıkmamız lazım. Sen? Bu ne demek şimdi? Sana bavullarını hazırlamanı söylemiştim. Son bir gecemiz olsun istedim. Lütfen Reşat, bu kadarını çok görme bana. Nerede bu? Nerede bu ya? Nerede? İşte. İşte burada. Ulan. Kim derdi ki bunu buraya gömerken bir gün dönüp seninle birlikte buradan çıkaracağım. Üşüdüm ben. Sen de bak terledin. Sen ver onu bana. Şey yapalım. Telefonu da ver. Umay'ı arayayım. Bunu verelim. Ondan sonra nereye gideceksek gideriz. Ver. Heh. Başka emrin var mı? Böyle konuştuk Cemal. Ya bunu Umay'a vereceğiz ya da ima edeceğiz. Sonra da gideceğiz. Ömür boyu ekmeğimiz bu bizim. Arabada iki çanta dolusu para var. O bize bir ömür yeter. Sen çok konuşuyorsun. Hadi arabaya. Hadi. Hadi al şu feneri. Cemal. Hadi arabaya. Binsene arabaya, ne bekliyorsun? Hadi. Binsene hadi arabaya bin. Bin, ne oturuyorsun? Ulan! Öldüreceğim seni! Öldüreceğim seni! Öldüreceğim! Bittin sen! Ah Ümran, ah! Sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Ümran, ben sana bunun iyi bir fikir olmadığını söylemiştim.
Karalılardayım ben. Evdeyim. Sizi nerede arayacağımı, ne halt yediğini de bilmiyorum. Eğer bir mucize olur da mesajlarımı alırsan hemen eve gel. Hemen. Hiçbir şey anlatmayacak mısın? Lütfen Yıldırım. Ne oldu bugün? O korkunç kağıtları toparlayıp çıkıp gittin. Geldiğinden beri de bir kelime etmedin. Lütfen konuş benimle. Efendim? Kızım uyku girmiyor. Gelinim uyudu. Torunu da uyuttum. Bana bir şey söyleyin lütfen. Lütfen. Bu dediğin kızcağızı hatırlıyorum ben. Ümmü Kara. Onca sene adını hiç unutmadım. Gel kapıma, sana bildiğim her şeyi anlatacağım. Yıldırım, kim o? Nereye gidiyorsun Yıldırım? Düşün, düşün, düşün. Etmeye geldi. Telefonu. Çok telefonu ver, ihbar edeceğiz. Telefon edeceğim. Telefonu ver. Ne bakıyorsun? Telefon. Nerede o ruh hastası? Ne yapıyorsun ya? Ondan bu şekilde kurtulamayız Zümran. Nerede o? Ne yapıyorsun sen? Ama. Nerede o deli Ümran? Nerede o deli Ümran? Nerede? Ya telefonu ver. Telefonu. Al telefonu. Hayır. Demek düşman kardeşler ha? Düşman kardeşler. Sevgilim, yemeyecek misin? Cansel, lütfen bavulunu hazırlar mısın? Bavullarım hazır. Yatak odamızda. Hadi gel. Hadi. Hadi. Gel benimle. Hadi. Cansel. Hadi lütfen kırma beni. Hadi son gecemiz bu gece. Lütfen hadi. Hadi. Hadi.
yapıyorsun sen anne ya? Cansel, bir dakika, bir dakika durur musun? Cansel. Anne ikinize de ulaşamıyorum. Ya saat kaç oldu? Bari biriniz arayın artık beni ya. Annemler. Zehra aldı, ben açıyorum. Nasıl ulaşmaksa artık. Ümmü Kara. O kızcağızların hepsinin ismini unuttum ama onu... Onunkini hiç unutmadım. Onunki bambaşkaydı çünkü. Onun hikayesi bambaşkaydı. Nasıl yani? Onun diğerlerinden farkı ne oldu? O kız kürtaj olmadı. Olmadı mı? O namussuza kendini feda etti bebeğinin canını kurtarmak için. Demek bunu da yaptın Ümran bana. Demek o yılanla kol kola girip kocanı sırtından mı bıçaklamak istedin ha? Ha? Hayal edemeyeceği kadar para var. Al, al git, bırak bizi Cemal. Paradan fazlasını istiyorum ben. Ben karımla gitmek istiyorum. Karımla beraber gidecektik. Hayır. Söz vermiştim. Bitti, bitti. Her şey bitti, tamam mı? Bitti, deliller bitti. Sen bittin artık, bitti. Bitti. Allah Allah, hayır yapma. Yapma ne olur yapma. Hayır, yapma. Burada doğduğu gün başlamıştı her şey. Bu kömürlükte başlamıştı, yine bu kömürlükte bitecek. Abla! Sana emanet. Peki. Peki yapmayalım. Peki o zaman. Önce küçükler başlayalım. Cemal yapma. Ha. Cemal yapma. Ha. Ha. Artık yapma. İkisi de sana emanet. Cemal yapma Cemal. Hayır. Cemal. Hayatta.